Berlin Film Festivali tarihinde ilk kez bir Kazak filmi festivalin resmi yarışma programına dahil edildi. 28 yaşındaki yönetmen Emir Beygazin, Harmony Lessons adlı filmin galasında son derece duygulu göründü. Bunda filmin ilk kez seyirci önüne çıkması ve kendisinin ilk sinema filmi deneyimi olması etkili oldu. Çok heyecanlandım. Değişik duygularla doluyum. Aşırı duygulandım. Filmde Kazakistan kırsalında büyük annesiyle yaşayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğun okul arkadaşları tarafından tacize uğratılması yüzünden çeşitli korku ve takıntılar geliştirilmesi anlatılıyor. Böceklere işkence yapmak gibi sağlıksız bir ruh haline giren çocuk, bunu kendisini güçlendirecek bir strateji geliştirmenin ve intikamın yolu olarak görüyor. Filmde amatör gençler rol alıyor. Önemli olan bu amatör oyunculara ihtiyaç duydukları özgürlük ortamını yaratırken bir yandan da onları doğaçlama yapmaya teşvik etmek ve işin gereği olan disiplini sağlayabilmekti. Gençlerle çalışırken çekilen görüntüyle vermek istediğiniz fikrin önemli olduğunu iyi vurgulamalısınız. Onların oynarken bir özgürlükleri var. Doğaçlama yapabilirler ama tabii bir noktaya kadar. Yönetmen Emir Beygazin senaryosunu bizzat yazdığı filmde kendi deneyimlerine büyük ölçüde yer vermiş. Değişik olay örgüleri içeren filmde Gandhi'den Darwin'e kadar farklı bakış açılarıyla varoluş sorgulanıyor. Filmin yapımını ise Kazak Film Stüdyosu gerçekleştirdi. Kazakistan'da yılda 14 civarında film yapılıyor ve bunların 10'u bizim şirketimiz tarafından çekiliyor. Ulusal bir film stüdyosuyuz. Yani devlet pek çok özel film şirketini destekliyor ve onlarla ortak çalışmalar yapıyor. Ama bu devletin kurduğu tek stüdyo. Потому что мы 80-85% всех кинопроектов, которые выпускаются в Казахстане. Berlin'de eleştirmenlerden iyi not alan Kazak yapımı Harmony Lessons, festivalin altın ayı adayları arasında yer alıyor. Filmin beklentileri yüksek eleştirmenlerden geçer not alması da 28 yaşındaki genç yönetmen için büyük bir başarı olarak yorumlanıyor. Berlin'de kırmızı halı üstünde yürümek sadece genç yönetmen Emir Beygazin için değil, Kazakistan sinema endüstrisi için de büyük bir gurur kaynağı. Wolfgang Spindler aus Berlin für Euronews.